Evet, Kofaran geçidindeyiz şu anda. Burası benim sevdiğim geçitlerden bir tanesi. Şu dağlara bak. Kayalıklar. Kayalıklardan çıkan ağaçlar. Bitkiler. Evet, virajı döndük. Döner dönmez manzara değişti. Güneş karşıdan vuruyor. Şimdi yine gölgeye girdik. Denizden yüksekliği 980 metre. Evet, devam ediyoruz. Ankara'ya 260 kilometre yol var. Önümüzde Sumurlu, ondan sonra da Kırıkkale, Ankara. Hava soğudu biraz. Gözüm kesmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yoldan geçenler de garip garip bakıyor günler günler. Saatlerimiz 17.20'yi gösteriyor. Hava artık kararmak üzere. Güneş battı. Hava sıcaklığı 19 derece. Saat 12.30 gibi Samsun'dan çıktım yola. Kavak'ta biraz mola verdim bayrağın altında. Fotoğraf ve video çektim. Daha sonra Hamza'da mola verdim, yemek yedim. Çorba 10 numaraydı ama tavuk için aynı şeyi söyleyemem. Güzel değildi, hoşuma gitmedi. Sütlaç güzeldi, sütlacı güzeldi. Çorum'u geçtik. Sungurlu'yu geçtik. Şimdi Kırıkkale'ye doğru devam. Sungurlu'daki kavşaktan içeriye girebilirdim aslında. Bu Kızılırmak üzerinden gidebilirdik. Çankırı yolundan sağa değil de sola döndüğümüz zaman zaten Ankara istikametine yolculuğa başladığım yerden çıkabilirdim. Akyurt'tan. Ama bu yolu tercih ettim. Sebebi hem hava kararmaya başladı, bu yol daha işlek. Diğer yolda da birazcık ıssız, benzin istasyonu falan yok. O yüzden bu yolu tercih ettim. 30 Ekim 2018 tarihinde çıktığım Karadeniz turuna öncelikle Çorum, Alaca, Alaca Hüyü'yü gezdik. Alaca'da bir gece öğretmen evinde kaldık. Alaca'ya gittikten sonra Hattuşaş'a gittim. Hattuşaş'ı gezdim. Ordu'ya geçtim. Ordu'da sevgili Osman Gürsoy amcayı ziyaret ettim. Onunla tanıştım. Onunla biraz sohbet ettik. Onun efsanevi bir yolculuğu var, hayatı var. Anlatmaya saatler yetmez tabii ki, bir ömür yetmemiş ki. Onunla
kısa bir röportaj aldım. Bana dedi ne sormak istiyorsan sor, ne öğrenmek istiyorsan sor söyleyeyim dedi. Dedim ki ona bir anını anlat. O da küçük bir anısını anlattı sağ olsun. Oradan çıktım Giresun'a. Direkt Giresun'a gittim. Akşam saatlerinde vardığım Giresun'da öğretmen evinde yer buldum. O da iki kişilikti. Allah'tan yanıma kimse gelmedi. Ben de iyi bir rahat ettim. Aslında niyetim Trabzon, Rize'ye kadar gitmekti ama ancak günün yarısı yolda geçiyor. Yolda geçtiği için de gezmeye fırsat kalmıyor. Dedim ki Giresun'da neresi var? Google'a hemen yazdım orada. Giresun'da gezilecek yerler diye. Kümbet yaylası çıktı. Haritadan baktığımda 30 kilometreyi gösteriyordu. Hem dedim yol yakın. Madem 30 kilometre gideyim orada. Orada yalanayım, orada gezerim dedim. Günüm orada geçer dedim. Bol bol fotoğraf çektiririm. İnanın var ya. Oraya bile geç vakitte vardım. Yani sanıldığı gibi 30 kilometre değilmiş. Yaklaşık 60 kilometre mesafe. Uzun bir yol oldu benim için orası da. Neyse ki orada da kalacak yeri bulduk. Neyse dediğim gibi oraya çıktık. Güzel yerdi. Trabzon ve Rize'ye geçmediğim için pişman değilim. Ama en yakın zamanda oralarda gezeceğim. Allah ömür verirse. 6 günlük gezi artık son bulmak üzere. Buradan sonra önümde Derice, Kırıkkale, Ankara. Yol yakınlaştı artık. Şu an üşüme yok. Hava karardak üzere. Bir an önce kendimi otobana atmak istiyorum. Yaklaşık Ankara'ya 100 kilometre var. Gün batımını görüyorsunuz. Akşam güneşi güzele vururmuş. Bu bölgede de hep kavuncu var. Bal kavun yazıyor ama üçgen açılar hep. Hiçbiri güzel çıkmıyor. Ankara 100 kilometre. Aslanım benim, hadi bakalım. Az bir yolumuz kaldı. Sen yaparsın o yolu. 100 kilometre. Yaklaşık 1500 kilometre yol yaptık 6 günde. Balışehir'e geldik. Burada da radarlar var. EDS sistemi. Evet, elektronik denetleme sisteminden başarıyla geçiyoruz. Geçiyoruz. Bize yeşil yanıyor. Geçiyoruz. Fotoğraf çekecek mi? Yok, çekmedi. Hızink diye fotoğraf çekiyor. Pat pat diyor, bir pat patıyor orada. Tamam, olay bitti. Vesikalık gönderiyorlar evine hemen ondan sonra. Her şeyde kullanabiliyorsun onu. Tapu harcı, vekaletnamelerde, ehliyette, nüfus cüzdanında. Pasaportta da kullanabiliyorsun. Evet, iyice akşam oldu. Artık gün battı. Evet, şu an Elma Dağı'na çıkıyoruz. Karanlık Elma Dağı. Ankara'ya 63 kilometre, Elma Dağı'na da 19 kilometre kalmış. Burası kışın buzlanma yaptığı için asfaltı tırtıklamışlar. O yüzden motor birazcık geziyor burada. Dikkatli sürmek lazım. Yavaş yavaş çıkacağız. Acelemiz yok. Ya bu yol çok karanlık ya. Hiç ışıklandırma yok bu yolda. Zindan gibi oluyor. Ulan dörtlerimizi yakalım da ne olur ne olmaz ya. Gelir arkadan vurur birisi. Tehlikeli bu yol. 6 günlük yolculuğumuzun sonunda Ankara'ya girişi yaptık sağ salim. Şu an çevre yoluna çıktım. Yaklaşık bir 20-25 kilometre sonra evimizde olacağız. Güzel bir yolculuk geçirdim. Yolculuk esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadım.
Sadece Ordu'da bir tane sürücünün ani bir hareketiyle sıkıştırıldım. Onu da çok şükür atlattım. Yolculuğum gayet güzel geçti. Zaman zaman üşüdüm, zaman zaman terledim. Bundan sonraki yolculuklarım da inşallah böyle geçer. Elimden geldiği kadar tabiatın içinde olmaya çalışacağım. Ve motosiklet süreceğim. Şu an çevre yoluna bağlandık. Bu yol beni evime götürecek. Unutmayın, gitmediğiniz yer senin değildir. Bağlum Köprüsü. Sonra Etlik Kavşağı. Ovacık. İvedik Sapağı'ndan sağa doğru eve ateşlemeci. Evet, şuradan İvedik Sapağı'ndan sağa doğru gireceğim şimdi. Evet, buradan sol tarafa döneceğiz. Evimize biraz daha yaklaşmış olacağız. Evet, geldik evimize. Sağ salim. 6 günlük gezi sonuçlandı. Gördün değil mi? Evet, evimize geldik. Evim güzel evim. Hadi selam.